Mansur Yavaş'ın bugüne kadar. Belki de onu en fazla siyasetin içerisinde kendisini Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak bulduğu dönemde gördük. Özellikle bulduğu kelimesini kullanıyorum. Çünkü Meral Akşener'in ısrarıyla biliyorsunuz oradaydı ve dayanamadı. O da tartışmaya katıldı. Peki şimdi bu hem savaş ilanı kabul ediyorum cümlesini hem başkanlardan gelen cevapları, tüm bunları nasıl değerlendirmek lazım? En önemlisi etkileri bakımından aslında neleri öngörmek lazım? Suat Özçelebi'ye soralım istiyoruz, siyasal iletişim uzmanı. Suat Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Remziye Hanım, iyi yayınlar. Mansur Yavaş da dayanamadı daha fazla, konuştuk evet. Günün sonunda. Nasıl bir noktadayız? Yani gerçekten ben hatta bunun üzerine şöyle bir tweet attım. Artık 31 Mart Türkiye siyaseti için gittikçe bir milat olacak, tarihe dönüşüyor diye. Çünkü Sayın Akşener aslında elindeki daha önce çok sert söylemlerde bulunmuştu ama artık bu savaş ilanı sözcüğü ve İstanbul'u ve Ankara'yı da bu sürecin içine katarak artık İstanbul'da da Ankara'da da aday göstereceğiz diyerek biraz da Ekrem Bey'in ısrarla ben her türlü teklifi yapmaya devam edeceğim. İşte kulaklarımı siz de biraz önce söylediniz. Her türlü kötü eleştiriye kapatacağım demiş olmasına rağmen artık öyle net ifadeler kullandı ki. Çünkü Sayın Akşener açık açık kamuoyuyla şunu paylaşıyor. Benim partim üzerinde Cumhuriyet Halk Partililer, hani daha açık konuşmak gerekirse Ekrem Bey'in, Ekrem İmamoğlu'nun bir operasyon yaptığı düşüncesinde ve bunu paylaşıyor ve Sayın İmamoğlu'na da artık doğrudan Sayın Akşener'i tabii ki kastettiğini söylemeyecektir ama hani bu haddini aşan ifadelerle kastedilen biraz da İyi Partililerin artık bu işin hani İstanbul İttifakı, tabanda ittifak vesaire gibi aşamaları bile biraz dışarıda bırakacak ve belki de korakor bir aday mücadelesine sürükleyecek bir yere evet. doğru taşındığını evet. gösteriyor. Şimdi bu aşamada kalır mı kalmaz mı bilmiyoruz tabii ki ama bugünkü manzaraya bakıldığında yerel seçimlerde böyle İyi Parti ile Cumhuriyet Partisi arasında bir mücadeleye tanıklık edecekmişiz izlenimi doğuyor. Zaten şöyle bir durum var Remzi Hanım, yani hani her şeyi açık açık konuşmakta artık bu aşamadan sonra fayda var. Hani şu anlamda söylüyorum, o kırılmasın, bu kırılmasın, seçmen bazı şeyleri yanlış anlamasın, yanlış manipüle olmasın, ajita olmasın diye herkes belki iki kere yutkunarak, üç kere yutkunarak konuşuyordu. Ama artık bu yutkunmalara da bir son verip şunun anlaşılması gerekiyor. Bakın. Sanırım Onur Alp hocanın da yaptığı bir takım araştırmalar var. Burada ortaya çıkan İyi Parti'nin seçmen tabanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmen tabanı birbirine çok yakın. Buradaki geçişkenlik çok yüksek. Yani İyi Parti kendisi bir adaylaşma süreci ya da farklı politikalarla yerel yönetimlerde ortaya çıktığında aslında en çok hitap ettiği taban tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi tabanı. Yani AK Parti'den oy alması, işte merkez sağ, merkez sağ oluşum, belki milliyetçi, seküler oylar vesaire diyoruz ama bunların hepsi yine Cumhuriyet Halk Partisi tabanında, özellikle de İyi Parti'nin oy tabanının kümelendiği Trakya, Ege, Akdeniz, kısmen biraz İç Anadolu ama buraların hepsinde yine Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı tabanlara hitap ettiğini görüyoruz. Buradan şunu demek istiyorum. Evet, söylediğiniz gibi burada artık bu adaylaşma süreçleri iyice netleşir. Biraz önce ifade ettim, karakor bir mücadeleye dönüşürse biz burada İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'ni yerel seçimde rekabet halinde bulabiliriz. Tabii bunun kimin işine yarayacağını konusunu hiç kimse açısından da söylemeye gerek yok, sürpriz yok. Yani bu evet. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ta bu sürecin en başında söylediğim, ben istedim bir göz, Allah verdi iki göz misali, kendi aralarında kendi bir şey yapmadan, kendi özel bir efor harcamadan iki tane çok önemli muhalefet partisinin kendi aralarında yarışarak bazı büyük şehirlerde şansının düşük olmasına rağmen AK Parti'ye alan açması anlamına gelecek bu. Evet, peki şimdi bu savaş ilanı kabul ediyorum cümlesini bu çerçevede değerlendirmek gerekiyor herhalde. Bu savaşın herhalde ilk
mermileri de İstanbul ve Ankara'ya aday çıkartacaklarının netleşmiş olması, bunun deklare edilmiş olması olarak değerlendirmemiz gerekiyor anladığım kadarıyla. Peki ne olacak da Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni İYİ Parti'ye oy verecek? Evet, bir yakın tabandan söz ediyor olabiliriz ama kendi partisinden vazgeçmesi için de İYİ Parti ortaya bir şey koyacak olsa gerek. Kesinlikle burada yapılan, yine aslında çok büyük bir sürpriz olmayacak bu. Burada yapılan iki tane seçenek her zaman geçerlidir. Biri Sayın Akşener'in de ısrarla söylediği ama hepimizin nerede olduklarını çok bilmediğimiz süper adaylar bulacaklar. Yani bunlar Cumhuriyet Halk Partisi tabanına da seslenecek. O oy tabanında da bu adayların bir karşılığı olacak ve o adaylar tırnak içinde İYİ Parti'nin işte düşüncelerine göre kendilerine buralarda büyük oy getirecek. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi tabanından bile oy getirecek. İkincisi ise şu: bütün bu adaylaşma süreçleri, partinin yaşadığı bu kurultay süreci veya buna dayalı birçok süreç var. Burada çeşitli küskünlükler, Cumhuriyet Halk Partisi tabanındaki kopmalar, hatta işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun değil Sayın Özel'in seçilmesiyle beraber başka tartışmalara da sürüklendi. Burada ortada olan ya da kendini biraz daha farklı hisseden, işte bahsettiğim gibi seküler, milliyetçi tabanda olan, kimisine ulusalcı diye nitelediğimiz bir takım Cumhuriyet Halk Partililere bu milliyetçilik damarları üzerinden yaklaşacak. Yani bakın, dikkat edin, bir yerel seçim varmış gibi değil de sanki bir milletvekili seçimi varmış gibi konuşuyorum. Yani şöyle şeyler söylemiyorum mesela. İşte öyle vaatler geliştirecekler ki o kentlerin öyle sorunlarına öyle çözümler önerecekler ki insanlar gidecekler oylar verecek. Öyle değil. Yine bu seçim maalesef 31 Mart'ta. Yine bu adaylar evet önemli ama adayların vaatleri mi öne çıkacak yoksa kendileri mi öne çıkacak? Böyle çok ciddi bir farklı yerel seçim göreceğiz Remzi Hanım. Peki siz bir siyasal yetişimci olarak, şimdi dedik ki Mansur Yavaş bile dayanamadı, cevap verdi sonunda dedik. Hani evet. Buradan mı devam etsin belediye başkanları? İmamoğlu da bu anlamda üslup değiştirmiş gibi görünüyor. O da haddini aşan bir takım açıklamalar, değerlendirmesi yaptı. Başkanlar buradan mı devam etmeliler sizce, yoksa bir biçimde aslında önceki tavırlarını sürdürmek daha mı doğru olur onlar için? Başkanlar buradan devam etmemeli. Başkanlar sadece kayıtsız ve sessiz kalmamalıydılar. Fakat Sayın Yavaş'ın sessizliği de seçmen tabanında ve kendisinde belli bir anlam içerdiği için o sessizliğini sürdürüyordu. Fakat buradaki terim maalesef o şiir özellikle gerçekten hiç şık olmamıştı. Şiirdeki o korkak yavaş ifadesiz meclis grubundaki insanların tepkisi, alkışlar vesaire, Sayın Yavaş'ın buna günü geldiğinde bir cevap vereceği mutlaktı ve o da gününün geldiğini düşünüyor zannediyorum. Ve dikkat ederseniz yine gayet yumuşak bir şekilde ve hatta Sayın Akşener'i nitelemediğini söyleyerek de bazı düzeltmeler de yaparak bu konuda bir açıklık getirmeye çalıştı. Ben ne Sayın Yavaş'ın ne de Sayın İmamoğlu'nun ne kadar biraz haddini aşan ifadeler gibi Sayın İmamoğlu şeyler kullansa da kurmaya çalıştığı tabandaki ittifak için sert bir söyleme değil, siyasal iletişim açısından da bugüne kadar sürdürdükleri kapsayıcı, herkesi kucaklayan bir söyleme ihtiyaç var. Ankara'nın ve İstanbul'un özellikle buna ihtiyacı var. Çünkü gerçekten tabanda ittifak olmadan, bu tabana biliyorsunuz sadece İYİ Parti'yi kastetmiyoruz ya da İYİ Partilileri kastetmiyoruz. Bu tabanda yeni adlarıyla DEM Parti de var. Evet. Ve onlar da biliyorsunuz adaylaşma süreçleri ve adaylar gibi şeylerden bahsetmeye başladılar. Dolayısıyla kucaklayıcı söylem hem Sayın İmamoğlu hem de Yavaş açısından, siyasal iletişim açısından hala en zorunlu ve gerçekçi yöntem. Peki sizce İYİ Parti tabanı gelinen bu aşamayı nasıl değerlendiriyor? Zaten en büyük sorun da burada bence Remzi Hanım. Şu anda bir takım araştırmalar var. Tabii biraz da biliyorsunuz 14 ve 28 Mayıs'ta bu araştırmalardan o kadar dilimiz yandı ki o araştırmaların ne kadar neyi gösterdiği konusunda belli bir şüphe payını bir tarafa koyarak İYİ Parti tabanında şu anda %9,5-10 arası gibi bir süredir gözüken, seçimde de bu yönde oy alan İYİ Parti'nin tabandaki bu ayrışmalar ve çözülmelerle daha aşağıya gerilediği yönünde de bir takım veriler var. Ben buradan şunu anlamalıyız diyorum. İYİ Parti bu tartışmalara bu yön bulma, kendi ağırlığını görme,
İttifaklar politikasının kendilerini sıkıştırdığı yerden çıkma, o kabuğu kırma gibi stratejilere şu aşamaya kadar henüz bir prim verdiğini göstermediğini düşünüyorum. Var böyle bir grup tabii ki, Sayın Akşener'in ve çevresindeki bu grup bu konuda çok katı. Yani biz 2028'i kazanmak istiyorsak, bunu tabii tırnak içinde söylüyorum, 2024'ü kaybetsek de olur gibi bir yaklaşım var. Ama İYİ Parti tabanı buna ne kadar sıcak bakacak ve bu kaybetmenin oranını nereye indirgeyecek, sanırım o hiç de iyi bir oran olmayacak. Peki.